Gireyim mi? Gir. Selam arkadaşlar. Bugün soru cevap videosu çekeceğiz. Biraz daha hızlı cevap vermeye çalışacağız. Stokumuz bitti. Stok video bitti aynen. Stok bitti. O yüzden bir soru cevap atalım dedik araya. Başla. Abi powerlifting mi daha zor, vücut geliştirme mi? Bence antrenman açısından değerlendir. Antrenman açısından powerlifting çok daha zor. Vücut geliştirmeye göre daha zor dedim. Bir saniye. Çok daha zor dedin. Sıçtığımın farkındasın şu an. Bir saniye söyle. Ben açıkçası biliyorum. Geçen videoda diyordu bunların ikisi de aynı spor. Evet. Çok benzerlikler var. Doğru. Ama powerlifting'de şu yönden daha zor. Powerlifting'de kaçabileceğiniz bir yer yok. O squat'ı, bench'i, deadlift'i sürekli yapacaksınız. Daha çok sakatlanacaksınız. En büyük sıkıntı bu zaten. Spordaki en büyük zorluk sakatlıktır. Powerlifting'de vücut geliştirmeye göre daha çok sakatlanırsınız. O yüzden asıl zorluk var. Ve vücut geliştirmenin antrenman açısından bence şöyle daha kolay. Şimdi vücut geliştirmede başarılı olmak için inanılmaz derecede böyle iyi antrenman, zor kaliteli antrenman yapmana gerek yok. İyi genetik, biraz ilaç. Zaten aşağı yukarı aynı sonucu alıyorsun. Yani çok doğru. Çok iyi bir antrenman yapmana gerek yok başarılı olmak için. Yani çok doğru bir şey değil ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela atletik fizik yarışan adamın antrenmanı zaten yani open'a göre oyun kalır yani yanında. O vücut geliştirmeci bile sayılmaz atletik fizik yarışan. Orada mesela çok fark ediyor. Adam alt vücudunu çalışmıyor bir kere. Adam diyor ki kollarım mesela çok iri, kol çalışmıyor diyor, küçülsün diyor mesela. Ya da diyor ki işte sırtım çok geniş diyor. Tabii ki adamın antrenmanı... Dur, dur. Video çekiyorduk ya. Bu söylediğimiz yönlerden zorluğu var. Powerlifting için biraz daha fazla hacim yapmanız gerekecek. Antrenman süreleriniz daha uzun olacak. Daha çok pratik yapmanız gerekecek. O yüzden çok daha zor olur. Beslenme konusunda vücut geliştirme tabii ki çok daha zor. Beslenme konusunda vücut geliştirme zor değil. Sadece yarışma hazırlığı döneminde vücut geliştirme daha zor. Aslında hiçbir farklılık yok. Vücut geliştirme ile powerlifting beslenmesi diye bir şey yok. Sporcu beslenmesi var ama yarışma hazırlığı, o formu yakalama o kısmı tabii ki vücut geliştirme çok zor. Abi koçluk hakkında bilgi verir misin? Biraz da reklamlar. Anlat ya. Koçluk hakkında nasıl? Bilgi verir misin? Derken şey soruyor herhalde, bilmiyorum nasıl işliyor falan gibi mi soruyor? Ben sordum. Bence o arkadaş direkt mesaj şey soru cevap çıkartması gibi düşünmüş de olabilir. Belki video olarak da düşünmemiş olabilir. Neyse koçluk hakkında bilgi verip, ne yapıyoruz işte? Oğlum bu kadar işi bu kadar küçümse mi? Koçluk hakkında bilgi vereyim. Şimdi powerlifting koçluğu bilmiyorum herkes nasıl yapıyor. İşte adam programlamasını yapıyorsun, her antrenman takibini yapıyorsun, her antrenman sana videosunu atıyor, geri dönüş yapıyorsun. Yani sürekli ilgileniyorsun, öyle vücut geliştirme koştukları falan var. Öyle bana iki haftada bir formunu at falan böyle saçma sapan salakça şeyler değil yani. Hareketinin tekniğine bakıyorsun, her şey kilosunu, kiloyu falan belirliyorsun temel hareketlerde. Yani şu gün perşembe mesela squat şu single up diyorsun. Single up demiyorsun yani. Single al diyorsun, gerekirse ısınmanı şunu yapacaksın, bu ağırlığı kaldıracaksın, şöyle yapacaksın, sonra o videoyu atıyor, videoya bakıyorsun. Yani sürekli ilgileniyorsun, öyle powerlifting koçluğu, öyle vücut geliştirme, piyasadaki uyduruk koçluklara benzemiyor. Kendim için söylemiyorum, benim gibi yapan bir sürü kişi var. Tabii. Çok zor, yani şey olarak, çok zor derken, yani öyle ayda bir bana bir format çok iyi işi veren, onlar dümen işler yani, onlara hiç, neyse tamam. Ağır sağlam. Fuat sormuş. Ağır sağlam. Furkan abi sormuş. İdeal PL split'i nedir diyor. Herhalde SPD'yi haftada kaç gün yapmalısın tarzı bir... O da olabilir. Günler nasıl dağılmalı olabilir. Ya benim genel şeyim şu. Benim programı zaten koştuk alanlar falan. Herkes aynısı. genel sistem şu. 3 ya da 4 bench. 2 squat, 2 deadlift. Sadece bazı sporcularda oluyor mesela. Orada da şuna bakıyorum genelde. Ama tabi o da değişebiliyor. Squat yazı ağırlığı... Yazı tura atıyorsun. Yok, squat ağırlığı mesela belli bir kilonun altındaysa 3 squat yazabiliyorum. Ama sadece belli bir kilonun altında olması yetmiyor. Aynı zamanda bu adam 3 squat'ı tolere edebilecek mi? Onun vücut yapısına göre bakıyorsun. Ona göre yazıyorsun. Günlerin dağılımı zaten program orada belli oluyor. Hangi şiddet aralığında, hangi gün çalışacak, hangi asistanları nasıl yapacak falan. Orada koçluk oluyor. Onu da koçluk alıp öğrenebilirsiniz. Legal yollardan nasıl fare infaz edilir? Pardon artık Google'a yazacaktım. İlerleyen videolara spoiler oldu. Evet. Bununla ilgili detaylı bir video geliyor. Squat ayakkabısı powerlifting için ne kadar işe yarar? Tamam.
kişiye göre çok yararlı da olabilir. Ona uygun da olmayabilir. Tamam, şimdi ben onu söyleyeyim. Şimdi squat ayakkabısı diye geçiyor ya da lifting shoes diye geçer. Şimdi lifting shoes ya da squat ayakkabısı demek, squat için bu ayakkabıya ihtiyacınız var ve bu sizin squat'ınıza demek faydalı olacak anlamına gelmiyor. Squat ayakkabısı sadece squat ayakkabısından verim alacak kişiler için faydalı olur. Yoksa squat ayakkabısı size uygun değilse zaten ne sizin squat'ınızı arttırır, hiçbir şey yok. Yani bir ağırlık, squat özelliği kemer değil yani. Kemer değil. Bu mesela kemeri takarsan mutlaka squat'ına destek olur ya da dizlikte ufak bir olsa destek olur. Squat ayakkabısı öyle bir şey değil. Sadece ihtiyacı olan kişilere faydası olabilecek bir ekipman. Mükemmel bir açıklama yaptın Yakup. Çok kişi için de bence gereksiz gibi geliyor. Tamam, bir şey diyemem ama çoğu kişi için artık kullanım çok azaldı. Devam. Hocam, power'da para var mı? Power'da, powerlifting'de para yok. Dünyada da yok. Türkiye'de de yok. Yani şimdi biraz da şeye bağlı. Türkiye'de bu standart çok düşük. Mesela adam dese ki, mesela örnek veriyorum. Şimdi mesela ben desem ki bir işe girdim, 50 bin lira maaş alıyorum, o çok iyi falan der çoğu kişi. Yani normalde 50 bin lira bir para değil. Geçinecek, yetmeyecek bir para, komik para. Şimdi para algısı oradan bozuk olduğu için. Şimdi mesela bir, belki yurt dışında 50 bin, 60 bin dolar kazanan birkaç tane powerlifter var. Belki 100 bin dolar da kazanan ama para yok. Benim için para yok demek bu yani. Çoğu sporda yok. Onu bir video yaparız. Hiç neredeyse. Neyse, olmayacak. Ramazan'da iftarda sadece Vitago veya Olimp karbonot için idmana içip idmana gidilir mi? Salon erken kapanıyor. Kana hızlı karışan karbonhidrat. Ben işte o Vitargo bilmem ne. Vitargo falan hiç bilmiyorum onların ne olduğunu bu arada. Şimdi yani başka ismi... bir şansın yoksa, salon erken kapanıyorsa, zaten başka bir seçeneğin yok, yapmak zorundasın. Tabii ki o. Yani bence yapabiliyorsanız kesinlikle arada... iftardan sonra. Yani aç karnı antrenman yapmaya çalışmayın. Fasting, mesting, antrenman, onlar tamamen saçmalık. Ama Ramazan'ın bereketi. Ramazan'ın bereketini görürsün yani. Ben bir antrenman yaptırayım sana. Bununla ilgili evet, bir onu video çekmeyi düşünüyoruz ha, yetişirse. Yap. Oruçlu, oruçlu antrenman. Ciddi bir birkaç saat bir antrenman. Bakın, olur mu? Olabilir. Onu deneyeceğiz. Ölürsem, ölmezsem eminler. O kadar değil, abartma. Bench'te arşımı arttırınca ayaklarımı biraz geri alınca belimi kullanıyorum gibi geliyor. Normal mi, yanlış mı? Evet, bel sakatlığım, bir yatkınlık varsa genelde daha çok hissedersin. Benim de mesela kalçamda belimde sakatlık olduğu için ben de herhalde bir 8 aydır falan normal bench press yapmadım. Devam edeyim mi ben? Evet, devam. Uzun zamandır yapmıyorum. Orada şeyden bahsetmiştik. Yani ağrıcı belinden değil, daha çok üst sırtınla yapman lazım. Yani bu göğsünle, göğüs kafesi, buranla aşağıya ayırman lazım. Yani böyle bir C harfi gibi olmaman lazım. O, ona dikkat etmen lazım. Biraz zordur yapması. Alt bacağı uzun olanlarda da biraz sorun olmuyor. Olabilir, onu bilmiyorum. Bilgim ona bir şey değil. Çay damladı ağzımdan. Videoda. IPF'de seni tekrar ne zaman görürüz ya? Geçen videoda bahsetmiştik, bilmiyorum. Sakatlığım durumuna bağlı. Belki görürüz, belki hiç görmeyiz bir daha. İyileşme durumuna bağlı. Bir şey diyemiyorum ona. Geç. Devam. Hadi. Squat yapmadan powerlifting olur mu? Bench ve dead bundan etkilenir mi? Bench sadece ve... deadlift yapsan muhtemelen daha fazla gelişir. Squat yapmadın diye. Biraz fark eder evet. Genellikle bench'in de muhtemelen bench'te de biraz fark eder. Ben biraz eskiden daha şey taraftarıydım. Yani üçünü de yaparsın aynı şekilde gelişir ya da çok yakın olur gibi düşünüyordum ama ciddi farklılıklar olabilir. Mesela squat'ta dirsek sakatlığınızda mesela çok tetikleyebilir. Mesela benim bench press'ime çok şey oldu. Herkes için aynısı geçerli olmaz ama mesela sadece bench'in üstüne odaklanmak bench press'inize falan bayağı fayda eder. Powerlifting olur mu? Yani yarışmada normalde ya bench yarışırsın ya da full mid yarışırsın. O ben squat'ta da madalya alabiliyorsun. Sadece olur, niye olmaz? Kano'da ağırlık mı daha önemli yoksa vücut ağırlığını bilmem ne? %51 soru. Ya Hüseyin, bu nasıl soru kardeşim? Nasıl bir cümle kurma şekli bu ya? Orada bizim Hüseyin'e selam olsun. Benim Kano, şimdi ben Kano antrenörlüğü yapıyorum. Ondan pek bahsetmedik. Kano kürek antrenörlüğü yapıyorum burada Tuzla Deniz Yıldız Kulübü'nde. Oradan bizim öğrencimiz, bir arkadaşımız. Yani benim genel görüşüm, vücut ağırlığı antrenman, her kim vücut ağırlığı antrenmanı yaptırıyorsa, pazarlıyorsa hiçbir saygım yok. Vücut ağırlığı antrenman kadar saçma bir şey olamaz. Küçük çocuğa vücut ağırlığı... Asla öyle bir şey olmaz. Küçük çocuğa da vücut ağırlığı... Çocuk 10 yaşında bench press mi yaptıracağım mesela? Yaptıracağım tabii. 10 yaşında bench press. Ya zaten bu çocuk bir tane bench şınav çekemiyorsa,
demek ki bu adamın göğsünün maksimal şiddetten yani maksimum kapasitesinden daha fazla. Doğru mu? Bench press'e bunu yaptırabiliyorsam yani, aynı harekete yakın bir hareketi yaptırabiliyorsam ne şeyi var? Şimdi yani, vücut ağırlığı mı daha ağır olmuş oldu? Evet, daha fazla. Ağırlık çalışmak. Nasıl omuz çalıştıracağım ben bu adama? Adam mesela barfix çekemiyor, şınav çekemiyor. Hangi insan olursa olsun bir sakatlığı, bir şey yoksa yani bir şey yoksa zaten alt vücudunu vücut ağırlığıyla çalışmak diye bir saçmalık olamaz. Yani en küçük çocuğun bile bayağı şey vücudu, kendi vücut ağırlığını kaldıracak kadar deadlift potansiyeli oluyor mesela. Yani bu tamamen saçmalık. Vücut ağırlığı tam bir neyse daha abartma şey yapma. Tamam olma abartma ya. Tamam geç. Squat'ta inerken sıkılığımı kaybediyorum. Hangi nefes egzersizlerini yapmalıyım? Zor bir soru değil. En temeli şey vardı. 90-90 vardı mesela onun yapılıyordu. İşte ayağını yere yatıyorsun. Ayaklarını şöyle duvara dayıyorsun. Kettlebell koyuyorsun bir tane. Nefes alıveriyorsun. O evet, var temel egzersiz. Ondan sonra bu squat üniversitesinde görmüştüm. Şöyle sandviç dirilme öyle bir şey var. Yani mesela ellerini falan böyle koyuyorsun. Başka Bird dog orada da belki biraz karın kontrolü Bird dog değil mi? Yok değil de Dead bug. Dead bug yani onda olabilir. Yani daha çok direkt mesela pratik yapman lazım. Normal elini koy, nefes al, kemerle yap, o bracing yapmaya çalış. Direkt bence hareket üzerinde pratik daha sağlıklı oluyor. Bu işe başlayış hikayesi. Yani bir hikayesi yok. Öyle değil mi? Çok anlamlı değil. Bir şey olmadı yani. Bir yok sevgilimden ayrıldım bilmem ne falan. Öyle salak salak şeylerimiz yok zaten bizim. Normal başladık. Normal başladık. Aldık iki tane aldı. Denedik. Lift rep squat'ta bench'ten daha önemlidir. Ya ne diyeyim ki şimdi buna? Ne diyeyim abi yani, sana? O da biraz squat ayakkabısına benziyor. Bunu olmadan squat da yapabilenler var. Bench press de yapabilenler var. O da bir şey, destek ekipmanı denir ona herhalde. Yani bir kaldırışa, kuvvet artışına sağlayan bir ekipman değil. Ona da mesela o olmadan da yapılabiliyor. Bir kilo eklemiyor yani sana. Olabilir. Squat'ta senin için squat'ta belki daha önemlidir. Başkasına bench de için. Öyle zaten. Öyle oluyor. Deadlift'te haftada kaç gün çalışmalıyız? Bence 1-2 bence. Bence 2. 3'ün hiç gerekli olduğunu gördük. 3 hiç şey yapmadım. Yani 3'üne doğru düzgün programlayan gördüm. Kendim denedim mi? Denedim galiba. Hiç verim aldığımı da hatırlamıyorum. Yani 3 bence saçma. Saçma demeyeyim de yani 3 büyük ihtimalle gereksiz. 2. O yüzden 2. Bench press sonrasında gelişen uzun süreli sakatlıklar için recovery süreci nasıl olmalı? Bu çok şey bir soru ya. Ya o nasıl cevap veririm? Buna harbi cevap veremeyiz ya. Yani. Cevap veremem ya. Bak pilota dönemi nasıl aşılabilir? O çok değil. Ona cevap verilmez yani bence. Yani ufak yapan power yapanlar için off day nasıl geçirilmeli? Bence ha, önemli. Yani plato nasıl aşılır gibi bir soru soruyor. Orada bence yani genelde çoğu kişi için geçerli olan şiddeti düşüreceksin. Uzun vadede. Mesela RP 8-9 yani. Yapacağına 5-6 yap. 5-6 yap. Ondan sonra yavaş yavaş arttır. Yani deload'dan bahsetmiyorum. Bir haftalık bir süreçten bahsetmiyorum. Yani daha uzun süreli bir şeye ona bir programı ileriye gitmek çalışır. İçin bazen geri yani, adım atmak yani çoğu kişi için bu oluyor genelde. Bas. İşte off day günleri nasıl geçirilmeli? Power yapanlar için off day nasıl geçirilmeli? Benim eskiden fikrim biraz daha farklıydı. Bu arada onu söyleyeyim. Ben biraz daha böyle şeydim mesela antrenman yap, tamamen yat, hiç hareket etme, yürüyüş yapma falan gibi düşünüyordum. Yani şu anda çok emin değilim ama biraz daha hareketli olabilir. Biraz yürüyüş yaparsın. Belki dışarı çıkmak psikolojik olarak rahatlama sağlayabilir. Öyle şeyler yapılabilir. Bence hareket her zaman iyi. Yani hareket biraz adım sayısı önemli olabilir ama emin değilim. Böyle aşağı antrenmanı yapayım bugün komple yatayım. Yani zaten powerlifting antrenmanı o kadar da şey bir antrenman değil yani. Var mesela şey Randall Hunt var mesela o paylaşıyor abire işte 15.000 adım veriyor. Ertesi gün 400 küsür deadlift yapıyor. Demek ki o kadar da onun için en azından çoğu kişi için öyle olabilir. Siklet seçimi nasıl seçeceğiz diyor. Aynen. Nasıl seçeceğiz? Yani yağ oranına bağlı. Yağ oranı çok yüksekteyse yani normal insan da nasıl olur şimdi şey de oldu. Yani normal bir insan deyince ya ideal bir yağ oranındaysan zaten antrenman yapmaya başlayınca bir süre sonra kilon artacak.
Evet. Orada bisiklet bulacaksın. Ondan sonra yani sürekli başlayayım. Kas geliştirmeye odaklanmak lazım. Evet. Bir süre sonra da çok yavaşlar. Yavran evet. Biraz deney yapma. Orada bir tane daha vardı onunla ilgili. O soru mesela daha şeydi. Siklet yavranımız düşükse. Olduğu siklette zaten yağ oranı düşük olan birisinin daha iyi derece için siklet düşmesi mantıklı mı? Daha iyi dereceden kastı. Aynı şeyi söyledim. O siklet boş, kilomu düşeyim, evet, birinciliği alayım falan gibi ise tam bir saçmalık. Saçmalık ama, değil yani, o bizim tarzımıza çok evet, ters. Bizim tarzımıza ters. Yani onu kesinlikle kabul etmem. Ama daha iyi puan üzerinden. IP puanın daha yüksek olsun. IP puanın. Yani dünya rekorlarına göre bir oran da olabilir. Öyle de düşünebilir. Öyle bisiklet düştüm, totalim 5 kilo düştü. Öyleyse mantıklı da olur. Öyleyse tabii mantıklı. Ama madalya uğruna bunu yapıyorsan, madalya uğruna yapıyorsan bize çok ters. Ben saygı duymuyorum. Sana saygı duymuyorum. Senin adın eğer böyleyse. Öyleyse tabii bilmiyorsun. Çok hızlı cevaplıyoruz lan, iyi. İyi, sor bir şey olmaz. SPD düşmeden nasıl body yapacağız? Ya biz bunu anlattık videoda. Bakın biz bunu anlattık. SPD düşmeden nasıl body yapacağız? Ya bunu anlattık, diğer videoda da bahsettik. Yani o şeyden bahsettik. Powerlifting'in kas gelişimi açısından, yani vücut geliştirmeden çok da bir fark, çok bir fark olmadığını söyledim zaten. Yani eğer sen powerlifting yapıyorsan totalin artıyor, kas kaybediyorsan, ben böyle bir şey zaten olabilir mi? Hiç gördün mü böyle bir şey daha önce? Yok. Yani sadece insanların kafasında o soru var. Aslında bir denese powerlifting. Ya powerlifting'den ne anlıyor insanlar? Bir tekrar mı yapıyoruz sürekli biz yani? Kas geliştirmek için leg drive yapılmalı mı? Güzel soru. Aslında leg drive ayağını evet, basma kısmından bahsediyoruz. Evet. Leg drive yapılmalı mı? Yani yapılmadan da olabilir ama mesela Larsen Press de yapabilirsin. Kas geliştirmek için mesela bacaklarını kaldırabilirsin ama yine de orada o sıkılığı kazanıp, anladın mı? Biraz daha ağır kilo yapıp, evet, daha ağır kilo kaldırıp daha stabil olup daha çok göğsünü kullanabilmek için biraz arç yapabilmek lazım. Leg drive olmadan da Larsen'da bunu sağlayabilirsin. Ama genel orada arçı her zaman yapmak lazım. Onu evet, söyleyeyim. O yüzden göğüs gelişimi için iyi bir şey arç yapmak. Yani çok agresif olmayabilir. Mesela şey daha çok olabilir. Mesela ayağını bastın, gerginliği sağladın, daha stabil bir leg drive. Mesela takılsan da çok böyle bacağını zorlamadan o şekilde yapılabilir. Şimdi bak, bu soru güzel mesela. Abi deadlift artmıyor, squatla 10 kilo fark var. Şimdi bu çok güzel soru. Millette böyle bir şey var. Yani genelde öyle bir algı var. Yani bu soruyu soran arkadaş için söylemiyorum da. Adam diyor ki, şöyle düşünüyor. Benim squatımla deadliftimin arasında illa çok büyük bir fark olacak. Deadlift illa squat'tan çok fazla olması lazım. Bu saçma, böyle bir şey yok. Yani squat'a yatkınsa squat. Ama şunu söylüyor mesela, şunu söylüyorsan mantıklı. O zaman bir sorun vardır. İşte squat'ın sürekli artıyor, deadlift'im hiç artmıyor. O zaman bir problem vardır. O zaman işte programlamaya bakmak lazım falan bir şeyler. O zaman koştuk adamın. Ya bravo, söylemeyeyim. Deadlift'te kalçanın erken kalkması sıkıntısını nasıl çözeriz diye sormuş birisi. Belki de erken kalkmıyordur ya. Heh. Bu arada... Evet, çok mesela squat'ta var mesela. Squat'ta daha çok görüyorum mesela. Şey diyor millet, kalçası erken kalkmış, kalçası erken kalkmış. Şey var, kafada şöyle bir algı var. O neyse eskiden kalma bir şey. Dizlerimiz öne gidecek, tamam mı? İndiğimizde dipte dizlerimiz öne gidecek. Hep o dizlerimizi orada tutacağız. Sonra böyle kalkacağız kalçamız. Böyle bir şey yok. Yani bunu kim nereden çıkarttıysa, böyle bir teknik. Orada deadlift'te kalça yüksekliğini genelde böyle çok kendini kasmıyorsan ağırlığı yerden sökerken zorlayınca kalçan doğru yeri buluyor. Genelde öyle olur zaten. Kalçan ağırlık yerden kesildikten sonra mı kalkıyor yoksa ağırlık kesilmeden mi kalkıyor, ona bakmak lazım. Aynen. Genelde sorun olmayabilir, bakmak lazım. Bir şey diyemem, farklı sebepleri de olabilir. Mesela çok fazla aşağı indirdiği için genelde kalkıyor benim gördüğüm kadarıyla. Mesela biri bir soru sormuş. Bench arttırmak için asistan hareketlere gerek var mı? Trisepsim geriliyor çünkü, yoksa sadece bench yeterli mi? Bunu bench videolarında da bahsettik. Yok, omuzum güçsüz, omuz çalışayım, trisepsim güçsüz, trisepsim çalışayım. Hatta aşağı bir tane bir tane zargana yazmış işte.
parçalı çalışmaları faydalı. Onunla ilgili de bir video çekeriz. Genel olarak öyle olmadığını düşünüyoruz. Evet. Ben çok kişide mesela görüyorum. Benim trisepsim çok baskın ya da çok geri. Genelde öyle olmadığını düşünüyorum ben. Sadece bench press'i gelişir mi? Sadece bench press'i tolere edebiliyorsan gelişir. Yani sadece bench'i tolere edebiliyorsan gelişir. Yani mesela haftada 4 gün, 5 gün, 4 gün diyelim mesela. 30-40 set bench press yapabiliyorsan gelişir. Ama mesela haftada 2 gün bench press yaptın, oran buran ağrımaya başladıysa o zaman gelişmez. Başka şeyler gelir. 30-40 set bench ne ama? Olur olur yapılır. Güzel. Neredeyse hepsini cevapladık. Aynen. Cevapladık mı? Neredeyse hepsini cevapladık. Birkaç tane kaldı. Onları da hepsini cevaplamadık. O olmuyor. Bundan yani sonra Ramazan'da oruçlu antrenman videosu hemen çekebilirsek atacağız. Sonra öğrencilerle bir antrenman videosu onu çekmiştik. Nasıl yapacağız? Onu atarız. O da olabilir. Oruç tutuyormuş gibi yapacağım. Hiç o nasıl laf olur? Oruç tutuyormuş gibi yapacağız. Yani oruç tutmayacağım aslında da. Yani o saatler içinde aç kalacağım. Bakalım öyle bir şey yapmaya çalışacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.